أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ويرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه حزيران 21 مناظرات سؤال geri alıyorum oradan konunun başına. Kitabın başına değil, korkma. Konunun başına geri alıyorum. Hani, okuduğumuz bir bütünlük kazansın diye. Sayfa 34. Sual: beyler, ağalar, müteşeyyihler iki kısımdır. Farkları nedir? Cevap: İstibdad ile meşrutiyet kadar farkları vardır. Yine bey bey, ağa ağa, müteşeyyih müteşeyyih ama birisi tam istibdadı temsil eder, bir kısmı var tam meşrutiyeti temsil edebilir. İstibdad ile meşrutiyet kadar farkları vardır. Fakat yok. Ben dahi meşrutiyet ve istibdadı müşahhas olarak size göstermek istediğimden meşrutiyet ve istibdadı, bir tarafta meşrutiyet, bir tarafta istibdad, bu ikisini müşahhas olarak yani tam örnek verbeleri yapmak suretiyle size göstermek istediğimden şu iki kısmı timsal olarak beyan ediyorum, örnek olarak veriyorum. Sual nasıl? Eğer büyük adam İstibdat ile kuvvete veya hileye veya istibdat ile bir adam, büyük adam, yani kendisine şu veya bir şekilde toplumda itibar edilen bir adam, hangi sebepten olursa, ilminden olur, malından olur, yönetici pozisyonundan olur vesaire, ne de büyük adam diye bilinen birisi istibdat ile kuvvete veya hileye veya kendisinde olmayan tasannu'en, yapacık, gerçekte değil, kuvve-i maneviyeye istinaden, tasannu'en kuvve-i maneviyeye dayanarak. Kuvve-i maneviye ne? Ya adamın parası var, bu zenginlik, ya gerçekten şu veya bir şekilde etki sahibi, influence sahibi, veya üçkağıtçılık yaparak kendisini bir makamede geçirmiş, öyle diyelim, muhtarlığı ele geçirmiş mesela, yöneticiliği ele geçirmiş veya bir şekilde hileye veya kendisinde olmayan tasannu'en kuvveti maneviyeye istinaden. Bu önemli, gerçekten bir kuvveti maneviyesi olduğundan değil de yapmacık bir tavırdan dolayı kendisini ermiş, faziletli bir gösteren şeyhmiş gibi davranıyor. Bazı şeylerin, manevi hallerin farkına varmış, havalarına giriyor. Tamam mı? Bir şey soruyorlar, bir dakika müsaade edin, buna müsaade yok falan. Sen müşkünün varsa ne diyorsun? O da ne söyleyeceğini bilemediğinden öyle söylüyor olabilir. Tasarlı olacak ama. Her öyle yapan mutlaka böyle değil de. Yani kendini faziletli göstermek istiyor. Böyle hani biz ona ayaklara, ben diyorum ona veli ayaklarına yatıyor. Yani böyle davranışlarında bana tasarlı en kuvve-i maneviyeye istinaden. Manevi kuvvet, maddi kuvvet falan değil, faziletli görünmek suretiyle tasarlayan, halkı istiğbar ederek, havf ve cebrin tazdiki ile tutup, istiğbar kullaştıracak, abid, sorun. Ha, halkı köleleştirecek. Bu ne demek halkı köleleştirmesi? Bunu biraz konuştum. Halkı kendisine abd yapacak.
şekilde. Yani kuvvetini kullanıyor, otoritesini kullanıyor, malı mülkü var, zenginliğini kullanıyor, halkı kendisine yalvartırıyor, abdleştiriyor, köleleştiriyor, manevi istibdadını kullanıyor ama sahte olan manevi. Birisi gerçekten faziletse fazileti ne yaparsın? Adamın faziletini sürmez işte, değil mi? Ama gerçekten değil, istibdat vesilesi olarak o manevi faziletini, suni olarak gösterdiği manevi faziletini başkalarını kendisine köleleştirmek için. Yani köleleştirmekten ne anlıyoruz? Kayıtsız, şartsız, tabi kılmak için. Ben ne desem onu yapacaksın. Çünkü ben manen sizden daha iyi biliyorum. Mesela şu veya bu fazilet nedeninden dolayı iddiası, pardon, fazilet değil, fazilet iddiasından dolayı, yani sen bilmezsin, ben bilirim, sen bu manevi işlerde anlamazsın, biz anlarız, biz işte 30'ların, 40'ların, 7'lerin bir üyesiyiz vesaire gibi makam tutuyor kendine. Şu ve at takıyor, bir şeyler söylüyor, herkes duymuştur da. Yani şimdi gerçek olur sonra bir şey diyemiyorsun zaten. Gerçek fazileti adamın kendi fazileti istibdat edilir mi? İstibdat etmez o zaten. Belki anlatacak. Orada belki de anlattığı gerçek faziletinin farkında olan adam hakikaten varsa bir şeyse zaten öyle bir şey yapmaz. Öyle bir şey yapmaz. Yani. Onu istibdat dedi ya, ağa ağadır, bey beydir, müteşeyyihler şeyhleşmiş kişiler. Müteşeyyihi de anlıyor musunuz? Şeyh değil de şeyh gibi görünüyor. Müteşeyyih, yani yine tasannu, en manevi kuvvet sahibi diye. Bir insan gerçekten faziletliyse, o zaman gerçekten fazilet adam ne yapsın? Bir de şey dedi. Ama iyi dikkat edin. Terakki etmiş bir adam zaten terakki ettikçe eğileceği için, mütevazileşeceği için o adam zaten mütevazidir. İstihdam vesilesi olarak kullanmak. Şahsı fazletinden dolayı teşekkür ediyorsa, onu da zaten siz büyük olarak tanımayın dedi ya da başka yani, dedi değil mi? Tamam yani. Geçti o. Ve siz de onu büyük tanımayın. Siz de onu büyük tanımayın demiştim. Evet. Bir defa bir insan faziletliyse halkı istiadat etmez. Köleleştirmez. Peygamber aleyhissalatü vesselam kime mesela hiç bildiğiniz, duyduğunuz, kafanızdaki Resulullah tabiriyle hangi sahabeyi kendisine kayıtsız şartsız tabi kılmak suretiyle ilişkiye girdi? Duydunuz. Halbuki şeriatın otoritesidir değil mi? Resulullah. Kur'an zaten kaynak da, Resulullah da şeriatın otoritesidir. Şeriattaki kaynakları sayalım. Kur'an, sünnet, icma, kıyastır. Değil mi? Ama sünnet peygamberin davranışları. Şeriatın otoritesi olduğu halde sahabeyle olan ilişkilerinde genel tavrı nedir? Hak olanı söylemek ayrıdır ama karar vermeye gelince istişare. Bu önemli bir fark. Kardeşim sen ne istiyorsun, hani diyelim çok meşhur olduğu için bilinen bir vaka. Diğer tavırları da öyle. Yani hanımlarına karşı olan, etraftaki insanlara karşı olan tavırlarında hep siz bilmezsiniz, ben biliyorum, böyleyse böyledir diye bir tavır var mı Peygamber? Böyle yapacaksınız, siz anlamazsınız. Anlamazsa bile adam, anlamazsa anlamıyor. Anlamasın, benim dediğimi yap denmez. Anlamıyor da ne yapacaksın? Bırak kendisi karar ver. Bunlar çok önemli faktörler ama yutması zor. Anlıyor musun? Anlatabiliyor muyum? Konu açık mı yani? Şöyle bir adam peygamber bile olsa istibdat etmez. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Hazreti Ayşe'ye meşhur hadisi var ya. Hadi en meşhuru de Hendek Savaşı'ndan önce ne yapalım? Sahabenin biri öyle diyor, öbürü öyle diyor, birileri böyle diyor, böyle diyor. Olur, istişare ederiz. Çoğunluk neye karar verdi? Onu yapıyor.
bir konuda vahiy geldiğin, vahiy gelip gelmedi. Resulullah şöyle yapalım dediği zaman sahabenin genelde duyduğunuz sorusu neydi? Ya Resulallah, bu vahiy midir? Allah'ın emri midir? Yoksa sizin şahsi kanaatiniz midir sorusunda. Ben öyle düşünüyorum dedi. Ya Resulallah, biz de böyle öğretler gördük. Vahiy olursa tamam. Bu kendisinin dışında. Hazreti Ayşe'ye yapılan itirafta ne yaptı Resulullah? Aleyhissalatü vesselam. Bir şey yapmadı. Millet böyle diyor ya Ayşe. Niye böyle oldu? Ne bileyim ben, o da ağladı falan bir şey. Sonunda vahiy gelip ayet gelince tamam, kesin böyle. Kayıtsız şartsız mutlak otorite Kur'an'a, Allah'a aittir. El hukmu lillah. Resulünün hükmü, hükmünü söyler ama istibdat vesilesi olarak kullanır. Vahye ait olanı istibdat vesilesi olarak kullanırlar değil. Tartışmasız böyle de bitti. Allah'ın ilminin sonu yok. Sen istediğin gibi yorumla kendine, ne yaparsan yap. Resulullah otorite bir İslamiyet'te ama Resulullah olarak otoritedir. Allah'ın Resulü olarak otoritedir. O bile, bunlar biraz tehlikeli konular da, ya o zaman dünyalık işlerde Resulullah'a güvenmeyecek miyiz, bakmayacak mıyız diye ayrımını yapıp yapamayacağım. Ben emin olmadığım için yanlış anlaşılmasına müsait diye korkuyorum. Resulullah'ın dünyevi bir işi by definition olamaz. Anladınız mı bunu? Resulullah olmaz. Serdar, önemli bir konu. Yani Resulullah şöyle oturdu, şöyle yaptı dediler, bir gün rivayet geldi, şöyle karşıladı bilmem falan. Değil mi? Birisine şu şekilde konuştu. Ya o dünyevi bir iş miydi? Yoksa vahiyle telakki eden, vahiyle ilgili olan bir iş miydi diye sorulduğunda bu işte bir yanlışlık var. Resulullah'ın Resulullah olarak yaptığı hareketlerde dünyevi bir iş olmaz. Bunu anlıyor muyuz? Bu zor bir konu. Nasıl ayıracağız ya? Resulullah'ı Resulullah olarak görüp onun davranışlarının Resulullah olarak değerlendirilmesi lazım. Yoksa dünyevileşir. Orada nasıl söyleyeyim? Onun en güzel örneği, meşhur en güzel örneği Medine hurmalıklarını kesilmesidir. Medine'ye geldiğinde Resulullah, insanlar nasıl şimdi gül ağacı mı diyelim, bitkisi mi diyelim, ne derler bilmiyorum ona. Gül ağacı, üzüm bağı, bu ortanca diye bir çiçek falan var. Onları neredeyse ne kadar çok kesersen budamak derler Türkçe'de. Ne kadar çok budarsan o kadar çok çiçek veriyor. Daha güzel olur. İki tane, üç tane ve gülü kes, korkma. İki, üç tane onlara ne denir bilmiyorum. Fışkıracak yere bat İngilizcesi. Filiz bırak. Filiz, göz. İki tane bir tanesinde, öbüründe iki tane, üç tane tamam. Öbürler hep kes. Çok güzel gül verir. Hem de verdiği gül dayanaklı, güzel olur. Yani öbüründe çok verir de zayıf oluyor, dökülüyor hemen. Üzüm bağlı, kes. İki tane bırak yeter. Üç tane bırak yeter, bükür kes. Çok güzel verir, bol olur. Tamam, kesiyorlar.
Resulullah geliyor, ya bu ağaçları, bu bitkileri niye kesiyorsunuz? Deyince peki efendim diyorlar, kesmeyelim. Kesmiyorlar, kesmeyince meyve vermiyor. Ondan sonra ağaçta mı öyleymiş? Bilmiyorum. Bir tür müdür artık bilmediğim için öyle bir rivayet var. Ondan sonra takip eden mevsimde o ürün çok az oluyor. Diyorlar ya Resulallah biz bundan çok alırdık şimdi çok al. Neye? Sen kesme dedin. Biz de kesmedik onun için. Şimdi burada çok büyük bir tartışma var. Demek ki dünya işlerinden Resulullah aldamaz. Onun için onun her hareketi taklit edilmez. Sonucunu çıkaranlar var. Bunu ilmi olarak çalışanlar, iddialaşanlar var. Yani Resulullah'ın bazı hareketleri Arapistan şartlarındadır. Onun için işte o öyle yaptıysa biz öyle yapmak zorunda değiliz. Yani tarihselleştirme eğilimi var. Bunlar ciddi konular ama. Koca koca alimler, hadis ya da fıkıh alimleri bu konuda tartışıyorlar. Ya böylece sünnet diye bilinen Resulullah'ın hayatında efendim dünya yani vahyin Kur'an'ı taşımasının ötesinde yaptığı davranışlar, hareketler var ya, onların hepsi tehlikeye giriyor. Bizim dünyamızdan çıkabiliyor. Çünkü onlar tarihselleşiyor, lokalleşiyor. O zaman şartlarında öyle yapmıştı. Zaten ben sizin dünyanızı bilmem ki. O zaman biz bunların hepsini reddetmeyeceğiz. Ne yapacağız ya? Medine ormanlıkları kestikten sonra ben bunun kesildiği zaman daha iyi ürün verdiğini bilmem ki. Gibi bir cevabı var. Tam metnini hatırlamıyorum. O zaman siz kesmeyin. Öyleyse pardon. Kesin. Öyleyse kesin. Görüyorsunuz ise iddia o kuvvetli gibi görünen akla göre yani zahiri ilişkilere göre kuvvetli bir görünen bu görüş, bu kanaat peygamberin dünyevi hayata dair olan hareketlerinin sünnet olmadığını söyleyince bunun da sınırı kalmıyor. Tamam. Bir yere gittik şöyle dedi. Peki acaba bu dünyevi bir iş miydi? Vahye dayanan bir iş miydi? Elimizde belge yok. Çünkü Resulullah'ın etrafındaki sahabe her şey bu dünyevi midir, bu vahiy midir, bu senin şahsi kanaatin midir, ne? Bunlar bilinmediğinden sanki rivayet edilen hadislerin ya da bilinen kısmının, Resulullah'ın hayatında bilinen kısmının büyük bir kısmı, bilinenin büyük bir kısmı lüzumsuz, kayda değmez hale geliyor. Peki nasıl ayıracağız ya? Gerçekten Resulullah bize çiftçilik öğretmediğine göre bana nasıl şu bağ diyelim artık hurmanın budanıp budanmadığını ben bilmiyorum. Bağ olsa öyle. Bağ budanır. Biliyoruz onu. Bağda budayacak mıyız, budamayacak mıyız diye eğer Resulullah budamayın niye kesiyorsunuz bunları dedi. Kesmeyin dedi. Dolayısıyla yanıldı. Demek ki uyulmaz dediğimizde hata nereden kaynaklanıyor? Yani bunu savunanların hatası nereden kaynaklanıyor? Din ve dünyayı birbirinden ayırmaktan ama gerçekten ayırmayacağız ne yapacağız ya? Resulullah geldi kesmeyin dedi. Kesmediler, meyve alamadılar. Kıtlık olmadıysa bile bilmiyorum. Kıtlık oldu mu olmadı mı derdim mübahale olsun da kıtlık olsun diye rivayet edildiğini hatırlıyorum. Niye böyle oldu? Her zaman böyle midir? Hani Medine iyiydi, zengindi diye bilmiyor niye? Deyince siz kesmeyin dediniz. Biz de kesmedik. İbade etmiştik. Sana uyduk, perişan olduk der gibi. Resulullah'ın, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, benim burada çok kavga var da, o kavgalardan benim çıkarttığım şahsi sonuç şu. Resulullah'ın, Resulullah olarak
davranışında dünyevi, uhrevi ayrımı yoktur. O yine Resulullah olarak bakıyor olaya. Yani bütün dünya işlerini uhrevi açıdan bakıyor. Ya da uhrevi demek belki yanlış oldu çünkü mutlaka ahirete yönelik olmak şart değil. Biz çünkü ibadet hallerine ahirete yönelik. Yani namaz niye kılıyorsun? Uhrevi. Neden? Çünkü ahirete mükafatı var, kılmasa cezası var. Ahirete atma var ya. Onun için bu tabire çok dikkat etmek lazım. Uhrevi dediğimizde. Ama ilahi diyebiliriz. Ubudiyete taalluk eder davranışlar diyebiliriz. Bütün hareketleri ubudiyetle ilgilidir. Çiftçilikle, hayvancılıkla, ticaret en güzel nasıl yapılır, bir ev bina edeceğiz, onu en güzel nasıl yapılır diye değil. Her hareketinde ubudiyet perspektifi vardır. Olması lazım. Yoksa Resulullah olmaz. Hazreti Muhammed o bağları ağzında inerken sonuçta ağzında inince çok ürün vermediğini bilmediği için ağzında inir yoksa o bağları ubudiyet fiyatlarına ilgili olmamak için herkesle ubudiyetiyle o ubudiyetiyle giriyor ya. Şimdi tesbihata mani, yani onlar Allah'ın yarattığı bu mahlukatı kesmeyin tesbihatına da ubudiyetle bakıyor çünkü. Ama işte bu dünyaya engel gözüküyor şu an. Evet, değil. Onların tesbihata mani olunmasını istememesi onun risaletiyle ilgili yönüdür. Ha. Sen o işin kestiğin zaman tesbihata mani olmadığını bilakis daha fazla tesbihata sebep olacağını bildiğin için sen pratikte. Çünkü Resulullah çiftçilik öğretmek Resulullah'ın görevi değildi. İnsan kesmeyin derdi yani. Çünkü daha çok tesbihata taraftar olacağı için sen oturursun. Hazreti Ömer'in muhalefetül Ömer diye fıkıhta çok önemli bir meselesi var. Resulullah böyle yaptı. Onu bu maksatla yapmıştı. Şimdi bu maksata uymak için ben böyle yapıyorum diye Resulullah'ın uygulamasını değiştirdiği olaylar var. Tamam mı? O zaman Resulullah'ın yaptığı davranışı değiştirme kararını alırken Hazreti Ömer ne ölçüleri kullanıyordu? Ben onu yani bunu söyleyenler de var. Resulullah'ın risalet gözüyle ubudiyete bizim bildiğimiz insanlar dışında hayvanların, bitkilerin veya cansız varlıkların taşı yerinden oynatana Resulullah müdahale etti. Niye bu taşı oynattın yerinden diye? Faydası ne? Bir taşı böyle ayağını vurup bulunduğu yerden uzaklaştırıyor bir sahabe. Niye onu vurdun diyor? Hiç vurdum. Onun altında yaşayan hayvanlar var. Hani insanlar taşların altında bir kaldırdın altında bir sürü böcek falan çıkar ya. Onların evlerini bozdun. Niye? Hakkın yok. Demek ki cansız varlıkların dahi eğer senin halife olduğun için bunu unutmayalım. Ben halifeyim. Böceklere diyorum ki burada değil, burada yaşayacaksınız. Allah diyor ki olur. Sen bu yetkiyi kullanırsın. Hangi maksatla yaptığına göre ya abid olursun ya kaybedersin. İradeni ona göre kullan. Resulullah orada canlı yaşayan mahlukatın hayatına ve dolayısıyla hayatıyla yapmış oldukları tesbihata ve tahiyyata mani olan bu davranışı reddediyor. Ama sen onunla daha fazla tesbihat ve tahiyyat vesilesini amaçlıyorsa Resulullah'ın namazına uygun hareket ediyorsun. Resulullah hani sen bu işi vahiy midir yoksa sen mi böyle diyorsun diye sorularının altında bu yatıyor. Sen ubudiyet maksadıyla kalkbelkenin dünyanda Resulullah'ın fonksiyonunu tarif etmek lazım. Bu zat kim? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kim? Resulullah. Ne demek Resulullah?
kayıptan bizim bilmediğimiz, şu alemi şehadeti elde edemeyeceğimiz yaratıcıdan gelen mesajın bize aktarılmasında yalnızca vahiy değil, Kur'an değil ama yaratıcının terbiyesinde, bizi terbiye etmesinde örnek olarak yetiştirilmiş, hazırlanmış bir vesile. Bu vesile diyor ki, buna Resulullah dedi ki, bu halıyı buraya böyle koymayın dedi, değil mi? Sen ne diyeceksin ona? Ya Resulullah iyi bir halıcıdır. Ben mübalağalı anlatıyorum ona, hepsi siyah beyaz olsun diye. Halının kıymetinden çok iyi anlar. Bu halının burada değil de çok daha fazla değer yapan bir piyasada satılması gerekir diye söylüyor diye bakarsan sen Resulullah'a bakmadın ki. Anlıyor musun? Sen halı tüccarına baktın. Resulullah halı tüccarı değil ki. Resulullah her meselenin ubudiyete bakan yönünü bize öğreten kişidir. Ha, Resulullah bu halıyı burada değil de bir başka piyasaya götürün, orada satın dedi, değil mi? Resulullah'tan bunun ubudiyete bakan yönüne bak, göreceksin. Göreceğiz. Peki halı ticaretiyle ilgili olan kısmına gelince, ya Resulullah, böyle bir ticarette esas olacak vahiy mi var? Allah mı bildiriyor? Çünkü Allah halı ticaretini de bilir. Anladınız mı? Ama sen halı ticaretini bize öğretmek için gönderilmiş biri değilsin. Halı ticaretinde ubudiyet eksenini bize öğretmek için gönderilmişsin. Onun için sahabe sorardı, bu vahiy miydi değil mi diye. Anlaşıldım bilmiyorum. Çok hassas bir konu ama. Ha, sen çiftçisin. Resulullah kesmeyin bunları dedi. Resulullah kesmeyin dediyse o ubudiyete bakan yönüyle kesmeyin dedi. Ha. Sen çiftçisin, çiftçil yönüyle, çiftçilik yönüyle kesmeyin dedi mi demedi mi? Demedi. Ha, bunu bileceksin. Sen çiftçisin. Ne diyeceksin? Ya Resulullah bunu kesmeme talebini vahiy mi bildirdi? Amin. Allah çünkü bilir. Tamam? Tamam? Biz kesmediğimiz zaman senin perspektifin neydi? Resulullah'ın perspektifi ne? Ubudiyet yönü. Biz bunu kestiğimiz... Osman iyi dinliyorsun değil mi? Ha, biz bunu kestiğimiz zaman senin maksadına daha fazla hizmet ediyor diye biliyoruz. Senin risaletle getirdiğin misyonu gerçekleştirmeye daha fazla hizmet ediyor diye biliyoruz. Keseceğiz. Resulullah'a muhalefet etti mi? Etmedi. Burada önemli olan key noktasını diyelim. Önemli olan nokta, düğüm noktası, dikkat edilecek nokta nedir? İşte Resulullah'ın, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın veya Resulullah'ın nasıl tanımlandığıdır. Sen Resulullah, sen veya ben Resulullah'ı nasıl tanımlıyorsun? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Resulullah olmasıyla nasıl tanıyorsun? Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çok iyi bir kumandandı. Çok iyi bir aile reisiydi. Çok iyi bir komşuydu. En iyi bir komşuydu dediğimizde bu lafların blok laflar olduğunu, bunların ölçülerinin nelere dayanması lazım geldiğini, Resul ne demek olduğunun tarifinden çıkaracaksın. Çok iyi bir çiftçiydi dediğinde, çok iyi bir kumandandıyla aynı değil mi? Çok iyi bir çiftçiydi dedim. Medine ormanlıklarını kestirmedi, millet aç kaldı. Kumandanlığın ubudiyete bakan yönünü, aile reisliğinin ubudiyete bakan yönünü, arkadaşlığın, çok iyi bir arkadaştı. Her gün onunla her zaman beraber olmak istiyordu. Benden insanlar kaçar mesela. Çok sev kırar falan diye. Muhammed çok sever beni de. Ha, bu arkadaşlığın en güzel yönüydü.
arkadaşlığı en güzel yapan kişiydi. Nerede? Ubudiyete bakan yönüyle. Ubudiyete bakan yönüyle olmazsa Resulullah'ı anlamadın demektir. O zaman Resulullah'ı en güzel kumandandır diye söyleyen adama bir dakika ne demek istedim? Sen Resulullah'ı Atilla ile mi karşılaştırıyorsun? Efendim? Cengiz Han'la mı karşılaştırıyorsun? Ne demek istiyorsun? Ubudi de savaşta en güzeldi. Çok iyi savaşırdı. Bir dakika sen en güzel savaşma yapan Halid bin Velid. Sen Halid bin Velid'in askerlikteki tecrübesiyle mi karşılaştırıyorsun? Bilmiyorlar. Yazıyorlar, bilmiyorlar. Neden? Resulullah ne demek? Risalet ne demek? O tanım yok adamda. Peygamberimiz, bizim peygamberimiz en iyi hero. Tamam. Onu her yönünü övecek diyor. Öyle övüyor ki bu sefer hanımlarının hepsi en güzel oluyor. Efendim ev hayatı en güzel oluyor. Yakıştıramıyor ona toprak bir evde yaşamayı. Sütunlar dikiyor, altınlarla boyuyor. Yakıştıramıyor. En güzel olacak ya. Kendi dünyasındaki en güzeli o Resulullah'a giydiriyor. Çünkü onun için en güzel benim şöyle şahane saraylar gibi bir evim olsa güzel olur diyor o kendine. Peygamber de en güzel olması lazım ya, ona evini, toprak evini yıkıyor, yerine sütundan saray yapıyor. Hatanın nereden kaynaklandığını çok iyi anlamak lazım. Tarifi yok. Yapan ki onu. Tarifi oldu ya işte. Peygamber evi nerede? İsmail Suçlar'ı yapamadı. Neyi? Nerede şimdi ya? Yok ki. Mescid-i Nebevi de nerede? Mescid-i Nebevi'nin yanında olacak. O muhafaza edip genişletilemedi ki. Sütunlarla doldu orası. Bizans sütunlarını yıkmaya geldi Resulullah. Orası sütunla doldu. Haşmeti zahirde arıyor. Haşmeti imanda aramıyor ki. Resulullah tarifi yok adam. Sebepten dolayı mı yıkıldı? Pardon? O sebepten dolayı mı yıkıldı? Daha güzelleştirilmiş değil mi? İnsanlar gittikçe güzelleştirir. Haşmeti orada gördüler. Onun için para veriyorsun, koca koca saraylar yapıyorsun. İmanın hakikatlerine gelince biz deyip konuşup atıyorsun. Hale gelmedin mi İslam'ı? Topla insanları şimdi burada senin bildiğin çevredeki insanları arkadaşlar şuraya şahane bir Muhammed'in çok sevdiği bir Türk camisi yapalım. İbaretiyle Philadelphia'ya de paralar nasıl akar? Gelin Risale'den imanın bir hakikatini okuyalım de uyumaya başla. Ya sayı önemli değil de insanların beklentilerine iyi dikkat et. Haşmete gelince kendini ya da kendinin tabi oldu, belonging ne denir? Ait olduğunu, aidiyet denir ya. Ait olduğun grubun haşmetini, azametini, büyüklüğünü gösterecek olan zahirde bir faaliyete geldi mi herkes katılımda bulunur. Gece gündüz çalışır. Ya abi mesela bu yani insanın fıtratında var. Ne var? Yani hakikaten ait olduğu grubun veya ait olduğu mekanın tamam. Böyle iyi olmasını istiyor yani. Dediğiniz gibi şaşalı olmasını istemiyor musun? Dayak istiyorum. Ait olduğum grubun ne diyor usta? Kur'an geldi ne öğretti diyor bize? Kuvvet yerine hak. Tamam, ait olduğum hakkın yani. Yok, ait olduğun grubun haklı olduğunu isteyeceksin. Kuvvetli olduğunu değil. Ha, tamam, haklı olduğunu isteyeceksin. Ha, yani, o zaman binaya yani insanın fıtratında var o zaman, yanlış anlıyorum. Ha, insanın fıtratındaki o haklı olduğunu isteme eğilimi, isteme eğilimini biz haşmetli olduğunu, kuvvetli olduğunu istemeye transfer ettik. Risale-i Nur geri götürüyor.
Onun için sen kendini ben bilmem ne cemaatine aitim ve bu cemaat ne diyeceksin? 90 yerde bilmem nesi var. Müessesesi var, o beytanesi var, bilmem nesi var demek yerine bu cemaat hep hak konuşur diyecek. Hizmet haberlerini getirdim. Neresi senin olduğun ya? Alabama. Efendim? Alabama. Alabama'da 3 tane de sayılır. Bana ne ulan 3-5? Alabama'da hangi hakikati kendine ve bir başka muhtaca ulaştırdığını anlatırsan hizmet haberi olur. Erkekten bana bir tane, erkekten bir, valla senin için demiyorum. Ha, hizmet haberi getiriyor. Alabama'da ben Risale'den şu meseleyi okuyunca kendimi değişmiş buldum arkadaş. Şu kişiyle konuşurken bana şöyle itiraz etti. O itiraz üzerine cevap veremedim. Kıvrandım. Sonra Risale'den, işte sana sorun olursa Risale sana cevap getirir ya. Risale'den ya da Kur'an'dan şöyle bir cevap bulunca gittim o kişiye. Dedim bak böyle olması lazım değil mi diye anlattım. Kişi dedi ki haya doğru dedi. Tasdik etti. İmana geldi gelmedi neyse. Yani bir günde hemen insan dönmez de. Ha arkadaşlar siz de böyle bir problemle karşılaşırsanız cevabın burada olduğunu biz tecrübe ettik, öğrendik. Sizinle bunu paylaşıyorum dersin. Hizmet haberi budur. Bana kaç tane kaç yerde dershanesini anlatma. Yara öfterim ben. Ben Roma'nın veya o zamanın İran Kisra'nın saraylarının sütunlarını yıkmak üzere gönderilmiş olan Resulullah'ın kendi evini sütunla doldurmam. Adam liste çıkartıyor. Hangi memlekette, nerede, ne kadar tabi olan kişim var? Bana ne katıyorsunuz? Kaç tane müessesem var? Efendim, değil mi? Bir kitap yazdım, 1 milyon bastı. Bana ne kaç milyon bastıysan bak, kitabında kaç katı anlat bana. Perspektif tamamen değişiyor. Kuvvet yerine hak. Değil mi? Sayı yerine kemiyet yerine hadi keyfiyet yerine kemiyet. Hakim kılındı. Hakim kılındı. Kuvvet yerine hakim kılındı. Onun için hizmetten anlatırken sen o hizmetin hakkaniyetini anlat bana. İşte Philadelphia'da şu kadar haftada kaç defa ders yapıyorsun. Ders yapıyorsun da palavra konuşuyorsan, gönül eğlendiriyorsan, Türk kahvesi yapıyorsan ne yapayım ben? Evet. Bir daha söyle. Victoria Secret'in iş çamaşırlarını konuşuyorsun. Ne? Derste istediğin kadar haftada 10 tane ders yapıyorum de bana ne? Değil mi? Anlaşılıyor mu bilmiyorum. Adam kitap yazıyor İslam tarihinde, İslamik art, historisi yazıyor. Neden? Bunu çok söylüyorum ama bana çok dokunuyor. Koca işte Müslümanların liderleri. Neden bahsediyor? Bir, ilk İslam'ın hakimiyetinin sembolü olanlar nedir? Emevi devrinde yapılmış olan mimariden başlıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evinin mimarisini övünme vesilesi olarak kullanamıyor ki. Dünyasında onu üstünlük olarak görmüyor ki. Çünkü ne var? Ne var ki? Dört köşe toprakta yapılmış bir ev. Bununla ben neyi övüneceğim diyor. Onda övünecek noktayı göremiyor ki. İftihar edecek noktayı göremiyor ki. Ondaki hakkı göremiyor ki. Kendisini mesela kalkınacağız, geliştireceğiz, dünya bilmem nesi olacağız diyen insanların davasına dikkat et. Koca koca insanlar olduğuna hiç bakma. Dünyada biz bilmem neyi hakim kuracağız. Neyi hakim kuracaksın? Türk dilini hakim kuracağız. Türkçeyi dünya dili yapacağız diyor adam.
Ne hakikati var ki? Şu hakikati dünyaya tanıtacağız. Hah, elini ayağını öpün. Evimiz hizmet eder. Değil mi? Hangi hakikat var? Hakikat. Resulullah tarif edilirse ubudiyetiyle, onun için Resulullah güzeldir, aile reisidir bilmem ne dediği zaman ubudiyet perspektifinde, güzeldir kumandandı dediği zaman ubudiyet perspektifinde. Yoksa ubudiyetiyle güzeldir kumandandı. Ubudiyetinde, o kumandanlığın ubudiyete bakan yönünde. Çiftçiliğin ubudiyete bakan yönünde. Arkadaş, tesbihatı, canlı cansız mahlukatın tesbihatını engellemeyeceksin. Ha, o zaman Medine hurmalıklarını kesmeyeceksin, çiftçiliğe giriyor. Eğer o Medine hurmalıklarını kestiğin zaman, budadığın zaman tesbihat daha fazla oluyorsa Resulullah tanımında ha diyeceğiz. Ubudiyeti, bak niye kestirmiyor? Resulullah niye kestirmez? Çiftçi olarak mı kestirmez? Resulullah olarak mı kestirmez? Resulullah niçin Resulullah'tı? Şu dünyayı ubudiyet için kullanmanın örneğidir, instruktörüdür, öğretmenidir, muallimidir. Rabbimizi bize tarif eden bir muarriftir. Çiftçiliği bize tarif eden bir muarrif değildir. Çiftçiliği tarif etmiyor da abi. Şunu değil miyiz? Resulullah veya sonuçta biz bir şey ubudiyet gözüyle baktığımız zaman onun dünyaya aykırı olmaması gerekmez mi? Yani bir şekilde bir bağlantı haline gitmesi gerekmiyor mu? Evet. Yani mesela şimdi ubudiyet gözüyle bakınca abim ben bundan 3 değil de 2 lira kayacağım. Abi bu ciddiğini boş ver, ben dünyasına bakayım. Olmaması lazım. Olmaması lazım. Evet. Onun için ben buraya hani dedim güzel oldu. Bir şey satıyorum. Ne satayım? Hep elma örneği vermiyorum. Başka bir örnek. Evet. Evet. Kiraz satıyorum. Kirazın güzellerini müşterini göreceği yere koyuyorum. Çürüklerini arkaya koyuyorum. Adam orada görüyor, ha bu güzel kirazmış diyor. Bana diyor bir pound bir kilo kiraz ver diyor. Arkadaki çürükleri doldurup veriyorum. Bakıyorsun şimdi dünyaya bakan yönüne kâr et. Gibi gözüküyor. Evet. Resulullah yapamazsın bunu diyor. Ne anlamda söylüyor? Ubudiyete bakan yönüyle. Hakka hakim kılmadın ki yalan söyledi. İstediğin kadar para kazan, bana ne? Onun için budadığım zaman dünyaya bakan yönüyle sen kestin, kaybettin gibi gözüküyor ya da daha çok para kazandın gibi gözüküyor. Resulullah'ın gözünden ne daha çok ürün aldın gibi gözüküyor. Resulullah'ın gözünde ubudiyet önemliydi. Onların ubudiyetine vesile olacak şekilde davranın bu bitkilere karşı. Onların tesbihatını engellemeyin. Tamam? İdi. Şimdi ben geliyorum oraya. Bunların tesbihatını engellememek için ne yapmam lazım? Çiftçiyim ya ben, Resulullah değilim. Ama Resulullah'tan bitkilerin tesbihatının engellenmemesi gerektiğini öğrendim. Daha çok kesiyorum. Bitkilerin tesbihatının engellenmemesi için budanan bitkiler daha çok kesilmesi lazım diyorum, kesiyorum. Onun için Hazreti Ömer Muhalefetül Ömer diye bilinen mevzularda Resulullah böyle yapıyordu, sen niye böyle yapıyorsun dediğimde Resulullah onu şu şartlarda bu maksatla yapıyordu, biz bu maksata ulaşmak için böyle yapacağız diyor, tersini yapıyor. Böyle olaylar var. Bundan Ebu Sufyan'ın sülalesine Darül Beytülmal'den pay veriliyordu. Resulullah zengin pay veriyordu. Zengine pay veriyordu. Tamam. Hazreti Ömer'in hilafeti dönemine gelince Resulullah dedi ki vermiyorum. Dediler Ebu Sufyan'ın sülalesi. Sen Resulullah'a muhalefet ediyorsun. Sen kimsin? Allah Resulü'nün uygulamasına engel oldun diye feryadı bastılar. Hazreti Ömer ne dedi? Resulullah müellefetül kulub için veriyordu.
bu kadar yıl geçti, sizin müellefetul kulub olma besiniz bitti artık. Ulan kalbiniz müellif olduysa oldu, yani yumuşadınız, yumuşamadıysa yumuşamadınız. Maksat ortadan kalktı. Onun için müellefetul kulub olma özelliğinizi kaybettiğinizden Resulullah da olsaydı şimdi artık vermezdi. Vermiyor. Çok bariz. Herkesin de pek fazla itiraz etmediği muhalefetül Ömer'den bir örnek bu işte. Diğerlerine hatırlamıyorum. Unutmuşum. Yani neydi diye düşündüm. Bir bu aklıma geldi. Tamam mı? Bu Hazreti Ömer Resulullah'a muhalefet mi etti? Yok. Resulullah'a onun verdiği Beytül Mal'den belli bir aileye verdiği payı kesmekle Resulullah'a itaat etti. Çünkü Resulullah olarak baktı ona. Oradaki risalet maksadına göre bak. Sen ne yapacaksın? Bakacaksın burada bir adam var, zengin mengin, beni ilgilendirmez. Tamam mı? Bu insana güzel yemek versem, biraz daha hani hediye versem, götürsem güzel cüsse. Bu sever bunları ya. Adam ayakkabı düşkün. Adamın 40-50 çift ayakkabısı olunca normal bir örnek gibi geliyor bana. Adamın 50 çift ayakkabısı var, bir çifte sen veriyorsun, oldu mu? Adam hasta ya. Bu toplumda da bir ayakkabı gösteriyorsun, sevindiğinden sana kalbi yumuşuyor. 50 tane ayakkabısı var, olmaz dedin mi? Risalete göre düşünmedin bunu. Anladın mı? İlginç bir örnek oldu benim kafamda şimdi. Risalet müellefetül kulupta yardım yapılan kimsenin, hediye verilen kimsenin, sadaka verilen kimsenin zengin olmasına bakılmaz. Zafiyetine bakılır. Savaş kalimetlerinden zenginlere fazla fazla vermiş. He. Fakirlere size Allah ve Resulü yetmez bile, bal istiyorsunuz da bu hiyarlar bundan anlamaz diye. Ondan Allah'a görüşüyor. Efendim? Neye girdin? Ha, bu yerler dedi, yeni İslamiyet'e girmiş, Mekke'nin hemen fethinden sonra zengin, lüks onlara göre, o standarda göre, biz onların on katı lüks yaşıyoruz, hem fakirimiz başka da, o standarda göre, diğerlerine göre lüks yaşayan insanlar. Bunlar daha yeni geldiler, yediler. Bunların zafiyeti de zengin, değil mi? Onun he, adam, mesela bazı insan var, evi eşya dolu, evine bir villa götür, sen insan deli oluyor ya. Zafiyeti var adamın. Bunu kalbini kazandı, ulan eşyaya tapman gerekmez, tapacak şekilde ilgilenmen gerekmez diye anlatmak için götürüp eşyaya diyorsun. bu telişki gibi görünen bu hali, anlaşılması lazım. Neden böyle yapıyordu Resulullah? Risalet gözüyle baktığınızda üfkarsılık mı yapıyordu? Değil. İnsan zafiyetlerini tanıyordu. Ha. Ve o insan zafiyetlerini ver. Ne olacak? Allah da tutuyor. Gavur dediğimiz ülkelerde, Müslüman dediğimiz yerlerden daha fazla meyve sebze yaratabiliyor. Değil mi? Görüyoruz değil mi? Veriyor lan alın diyor. İmtihanınız siz bilirsiniz. Ne yaparsanız yapın. Ben veriyorum. Madem istiyorsan al diyor. Çalışıyor, çok güzel çiftçilik olsun, sanayi olsun, neyse, Allah sonucunu vermiyor mu bu insanlara? Veriyor. Resulullah diyor ki, ya Allah veriyor, ben de vereyim. Al diyor, senin olsun. O da gönlü oluyor, gönlü olunca kalbi ısınıyor. Kalbi ısınınca, kardeşim dünya malı önemli değil diye anlatan imkanın oluyor. Bu her şeyde geçerli mi? Yani... Adam mesela kötü bir alışkanlığı var. İçki içiyor he? Yani ona da vereceğiz mi? He. Evet. Ondan sonra yok. Onun zaten. Onu şöyle anlıyorum. Zaten bir yerde zengin adama bir verirsen memnun olmaz da beş verirsen memnun olur. Fakir adama bir verirsin. O sevincinden oplar. Yani aynı şeyi sevinçle verirsin. Tamam. Tamam. Öyle alışmış. Zafiyet demedi. O öyle alışmış adam. O kişinin standartlarını şimdi bana getirip de bana demeyelim de Muhammed Ali'ye getirip $1 verse aman ya. Sevinç dönüşüyor. Havalara kendisi dalga mı geçiyorsun benimle der. Dediğin doğru. Onu demek istiyorum. Ama adam Muhammed Ali'ye şimdi tutup da
yani şöyle bir 100 bin dolar versen bayağı senin arkadaşlığı iyi olur. Daha iyi olabilir ya. He. Onun gibi. Zaaf demek mutlaka kötülük anlamında değil mi? Alışkanlıklar anlamında. Adam öyle alışmış. Mesela bir esir vardı da bir kabile reisiydi de, zengin bir kabile reisiydi de, onu esir tuttukları zaman, Medine'ye getirdikleri zaman Resulullah kendilerinin yediği yemekten daha iyi yemek yaptırmak suresi ona göre, bu bizim yediğimiz yemeğe yemez alışmamış, bu adam buna güzel yemek yapın devam eder. Neyse işte, şimdiki tabirleri kullanırsak bilemiyorum da, hadi şunu kızartması, bunun bilmemesini yapın da verin, bizim gibi çorbayla bu adam yemez, alışmamış, yemez ki. Midesi bulan. Esire kendilerinin yediği yemeği ikram etmiyor, daha özel yemek yaptırıp veriyor esir adam. Ve alışmamış bu adam, zengin mi kabilenin reisi. Adam işte beni ne zaman kesecekler diye bekliyor. Bana numara yapıyorlar daha iyi. Şüpheleniyor devamlı. En son hakikaten öyle bir şey olmadı. Ne yapacak? Müslüman oluyor. İşte böyle adamı onun standartlarına göre muhatap oluyorsun. Risaletin perspektifinden bakmayı öğrenmemiz lazım. Değil mi? İlginç değil mi? Eğitim istiyor. Rasul tarif edeceğiz. Rasul nedir? Ne getirir bize? Resul dünya işini ahiret işinden ayırır diye bir kesinlikle öyle bir şey yok. Dünyanın ubudiyete, ahiret kelimesini kasıt olarak kullanıyoruz ya, ubudiyette vesile olarak nasıl kullanılacağının eğitimini yapan muallimdir Resulullah. O gözle bak, o muallim sana ne diyor diye bak. O yönüyle çünkü sana muallimdir. Onun için evet çok güzel bir kumandandır ama Halid bin Velid'den daha iyi mi bir savaş stratejisi bilirdi? Hayır. Savaş stratejisi bilmek ubudiyet değil ki. Ama savaşın ubudiyet esnasında bakan yönünün muallimidir. Onun için savaşı yine sünnete uygun olarak yapacağım. Medine hurmalıklarını, hurmalık ve bağ diyelim, hurma bilmiyoruz. Ne olduklarını bilmiyorum. Medine'deki bitkileri ubudiyet yönüyle daha hayır, daha çok ubudiyete vesile olacak şekilde keseceğiz. Bunu ama hem siz de dediniz, ben de çok bu konuda korkuyorum. Bunun ölçüsünü kim nerede nasıl tutacak? Çok zor. Resulullah onu işte risalet yönüyle bunu demek istedi. Ben dünya yönüyle ben o perspektifi görmüyorum. Bu dediği şey. Hani o bağı kes dedi. Kesmeyin dedi. Ama o çiftçiliği bilmezdi canım deyip kesecek gibi bir davranışı. Diğer yerlerde ne kadar hassas uygulayabiliriz? Çok tehlikeli bir konu. Ayrımı nasıl yapacağım? Tehlikeli bir konu. Fakat teoride tehlikeli değil. Resulullah Rabbimizi bize tarif eden bir muarriftir. Şu dünyada hayatımızı Rabbimizi tanımak üzere nasıl yaşayacağımızı öğreten bir muarriftir. Bu tarife göre ne kadar ubudiyetten ne anlıyorsun, marifetullah'tan ne anlıyorsun, o senin kapasitene bağlı. Tutup yine bir umumi prensip olarak pratikte ne yapacağız? Ben böyle görüyorum diye kendi iş dünyanda samimiysen kendin için iştihad edebilirsin. Başkasına söylemeyeceksin. Vicdanını da affet. Ya Rabbi beni affet. Ben burada ubudiyeti şurada gördüm. Şöyle gördüm. Resulullah'ın ubudiyete bakan yönünde bana şu mesajı verdiğini anladım. Ben bunu yapabiliyorum. Öbürü yapmadığında yok böyle olacak deme. Çünkü onun ubudiyet anlayışı kendine göredir. Karışma. Onun için fıkhi meselelerde zahire bakılır, hüküm verilir. Bu gibi meselelerde hüküm veremezsin. Herkese göre değişir. Bitti. Birisi dese ki ben Müslümanım, Allah'a inanıyorum. Müslüman toplumun içinde kalmak istiyorum. Yok lan sen nereden Müslüman oldun? Müslümanlığı tercih ettiğin ne der bir deli söyle bakayım bana. Ben atıyorsun gibi geliyor bana diyemezsin. Onun için İslam toplumlarında sınır yoktur.
Öyle birisine sen buraya giremezsin demeni kimse laf yok. Neye? Ben buraya gelmek istiyorum diyor. Gel. Ama sen aramızda münafık yapmaya geliyorsun. Ha sen İsrail'den geliyorsun demek. Senin ha demek yok bilemezsin. Arkadaş burası İslam toplumu biliyorsun değil mi? Müslümanların yaşadığı bir yer değil mi? Ben buraya gelmek istiyorum dedi. Geldik bitti. Niye geliyorsun? Ya diyemezsin. Onun için sınıra bekçi koyamazsın. Gelen gelir. Bitti. Giden gider. Bitti. Çok ilginç değil mi? ID kartının yani kimlik kartının olmaması o. Sen kimsin? Sana ne? Bana kendini ispat et. Picture ID derler ya. Efendim? He. Sana ne? Onun için ID kartı taşımak zorunda değilsin. Kendinin kim olduğunu ispat etmek zorunda değilsin. Bunlar çok önemli kavramlar. Bir de güvenlik kişi var. Efendim? Güvenlik kişi nasıl sanıyor? Güvenlik diye bir şey yok o adamda. Suçluysa sen suçlu olduğunu iddia eden kimsenin sorumluluğudur. Onun suçluluğunu ispat etmek. Güven şu an... Güvenlik diye bir şey yok. Hep bu suspicious var ya. Bu batı medeniyetinin kavramları bunlar. Yani vahiysiz medeniyetlerin kavramları bunlar. Adem itimat diyorsun da hüsnü zan etmek birinci prensip. Adem itimat ispat edilirse ben adam, ispat edilmeyen adam hırsız. Değil mi? Hala ben hırsız değilim diyor. Oo. Önce hırsız değilim demişti. Olur, olur. Doğrudur. Hüsnü zan ediyorum. Doğrudur. Delillerini getir. Birisi de ki benim evden bunu çaldı. Kim çalar? Kim çalar? Muhammed Ali. Muhammed Ali. Bad guy. Muhammed Ali. Muhammed Ali çaldı diyorsun. Ne yapıyor kadın? Ve gidiyor. Gel Muhammed Ali. Muhammed Ali'ye sen çalmadığını ispat et yok. Sen çaldığını ispat et. Sen çaldığını ispat edemediğin sürece Muhammed Ali hakkındaki üstü zannımız bakidir. Sistem böyle kuruluyor. 12. Bir ama yine ben yine dikkatle döneceğim. Mesela biri adamın hakkında şey desem kafamda olmaması lazım. Şüpheler. Olmaması adam lazım. Şey... Yok adam niye ispat edemediğin sürece masumdur. Masum olan bir insana sen niye şüphe ediyorsun? İşte suspected şahıs falan damgası vahiysiz medeniyetin toplumda her köşeye 10 tane polis koymasını zorunlu kılıyor. O zaman sanık diye bir şey yok mu sanırım? Var. Kadıya gidiyorsunuz beraber. Beraber gidiyorsunuz. Hani o abayı sırtına atmak var ya ben senden davacıyım dediğiniz İslam toplumunda. Peki gidelim ben açığım. Tamam ben açığım. Gidelim. İslam toplumunun yapısında bunlar önemli unsurlar. Sen kimsin falan hani öyle yok. Bunlar önemli şeyler ama konumuz biraz dağıldı. Nereye geldik? Müteşeyyih efendim? Müteşeyyihlerin müteşeyyih ne demek? Şeyhleşmiş aslında değil de şeyh gibi kendini gösteriyor. Yani. Tamam? Büyüklüklerini İki tür olur bunların diyor. Biri gerçekten olur, birisi sahtesi olur. Gerçekten olanlar ile sahtesinin arasındaki fark istibdatla meşrutiyet kadardır. Sonra sahteleri istibdat eden gerçekleri meşrutiyet dediğimiz hürriyet diyeceğiz biz ona. O meşrutiyet tarihi kaldı. Hürriyetin temelini teşkil eder. Sahteleri istibdat eder. Dikkat et. Müteşeyyih midir? Gerçekten hani kuvve-i maneviyeti var mı? Şu kelimeden çıktı. Tasannu en kuvve-i maneviyeye istinaden halkı istiadat ederek köleleştirerek, kendine tabi kılarak havf ve cebrin taziki ile havf, korkunun ve cebrin ya böyle böyle yaparsan beni buradan atarlar. Bu adam bana iş vermez. Şöyle şöyle yaparsam işsiz kalırım, eşsiz kalırım, açsız kalırım. Endişeleri var ya. Havf ve cebrin tazikiyle, anlıyorsunuz değil mi? Onun tazikiyle tutup
insanı hayvanlığa indirmiş. Köleleştirmekle. Hayvan, insan insan olmaktan çıkartıp hayvan gibi, yani at arabasına atı bağlıyorsun ya, onun gibi yapmış istihdam insan. Ya yani şu veya bu şekilde bahaneler kullanarak haksız yere insanın iradesini elinden alıp kendine tabi kılıyorsun. Onun için zaman en... cüz-i irade yoksa insan eşittir hayvan oluyor. Veya bir sistem insan iradesini elinden alıyorsa zor kullanarak, o sistem insanı insan değil hayvan muamelesi yapıyor demek. Bir sistem insana seçmesine imkan vermeyecek şekilde, ama direkt seni alıp da iple bağlamıyor. Öyle bir ortam hazırlıyor ki, ekonomik ortam hazırlıyor ki sen mecbur kalıyorsun oraya gitmeye. İşte bu insanı hayvanlaştıran bir sistem. Seni şu kadar çalışmak mecburiyetinde bırakıyor, şunu almak mecburiyetinde bırakıyorsa, o sistem insanı hayvanlaştıran sistem. Ona sahip olursa tüketimi, ihtiyacı birden 100'e çıkarıyor, birden 20'ye çıkarıyor diyor. Değil mi? Görünek belasız da bir sistem. Mimsiz medeniyet insanın bir ihtiyacını 20'ye çıkartarak onu bir saat çalışmak yerine 20 saat çalıştırmak zorunda bırakıyorsa, teoride konuşuyorum, bu sistem insana daha çok tüketme imkanı tanıyor, onu daha çok değişik malzemelerle donatıyor diye değil, bu sistem insanı hayvanlaştırıyor diye gördüğümüz zaman dünyamız değil. Onun için bir fakir ülkeler, zengin ülkeler tarifi var değil mi? Bence fakir ülkeler, zengin ülkeler tarifi yalan. İnsanı insan gören medeniyetler, insanı hayvanlaştıran medeniyetler var. Zenginliğin ölçüsü ne? Zenginliğin ölçüsü ne, hakta ne olmalı gerçekte? İnsanı hürce yaşamaya, hürce yaşamaya imkan veren bir sistem olmalı. Ama insanı çalışmak mecburiyetinde bırakan bir monetary sistem, para dönüşümü mi diyelim ona, sistemi kurmuş, seni 5 saat değil 50 saat çalışmak mecburiyetinde bırakıyor ve sana, ve fakat sana çok para veriyor. Ama seni 50 saat çalışmak mecburiyetinde bırakıyor. Evli dünya mı diyelim, vahiysiz medeniyetlerin kavramına göre sen zengin ülkesi, İslamiyet'in kavramına göre sen hayvanlar ülkesisin. Köleleştirdim, hayvanlaştırdım. Mecbur bıraktın insan. Bu kavramları değiştirdiğimiz zaman İslam ekonomisi casus diye yazılan kitapların böyle ölçüleri takip etmediğini görüyorsun. Bu ölçülerle bakamadığını hemen görüyorsun. Risalenin önemini o zaman anlıyorsun. İman perspektifiyle olaylara nasıl baktığın zaman her şeye atış oluyor, görüyorsun. Onun için yani üçüncü dünya ülkeleri hani third world bilmem ne diyorlar ya, hepsinin palavra olduğunu görsün. Neresi üçüncü dünya bilmiyoruz ama demiyoruz illa burası yok birinci dünya, onlar üçüncü, yok. Ölçümüz nedir? Seni köleleştiriyorsa cebir ile, kaos ve cebrin tazdiki ile seni tutuyorsa, insanı hayvanlığa indiriyor demek. Prensimiz bu. Kim nerede ne yapıyorsa. Mutlaka yok işte Amerika 3. dünya ülkesi, aslında Suudi Arabistan 1. dünya ülkesi mi diyeceğiz? Hayır, kim nerede suni kuvvete dayanan, burada Kılarız kendisini şey yapar, kuvvete dayanan, hileye dayanan ve tasannudan kaynaklanan manevi kuvvet ile insanın iradesini sınır altına alıyorsa, cebir ve havfı kullanarak, yani böyle yapmazsan seni atarım işte diyor. Değil mi? Hak olacak, hak olmayacak ama. Kuvvete dayanacak, hileye dayanacak, suni teşeyyüfe dayanacak.
şöyle şöyle yapmazsan seni cemaattan atarım diyor. Orada da manevi, aynı şey. Manevi şey değil. He, tarikattan seni kovarım diyor. Mesela şey, mesela yani öyle bir şey var mı bilmiyorum da. Efendim? Az önce işte atar dedim ya, ama manevi demiyorum orada. Manevi şey. Bir daha söyleyin. İştahat mı dedin? Yok, kelimeyi anlat. İştahat. Yok, daha önce... İşten atılması. Ha, işten atılma ben. İştahat anladım. İşten atılma dediniz. Hayır. Hepsi var. O da var, o da var. Bak bir daha okuyorum. Eğer büyük adam istibdat ile kuvvete veya hileye veya kendisinde olmayan tasannu en kuvve-i maneviyeye istinaden, adam çok bilinçli konuşuyor. Çok bilinçli değil mi? Cümlesinin her kelimesi anlamlı değil mi? Ve veya bile çok anlamlı değil mi? Kuvve-i maneviyeye istinaden halkı istiabat ederek havf ve cebrin tazikiyle tutup insanı hayvanlığa indirmiş. Her kelimenin yeri var. Daima o milletin şevkini kırar, neşelerini kaçırır. İnsan mutlu bir insan olarak yaşamaktan mahrum eder. Şimdi senin iş endişen yüzde kaç? Dur açıkça konuşalım. Herkes kendisine sorsun. Sen, ben. İş, dünya geleceği endişemiz iman hizmetindeki omuzumuza konulmuş. Bu vazifeyi aktarma endişemiz. Oranlayalım. İşte nokta asılacağın zaman şimdi sana sana gibi senin özel sorunlardan kardeşine paylaştığını yapacağım. Herkesin öyle işten atılma, okuldan atılma, bursunun kesilme. Bursun kesileceği dediği zaman ne oldu, insanlar camilere gitmeyi, İslami kimliklerin hepsini pat sildiler, bitirdiler. İman hizmetinde, iman görevi verildi, iman hakikatlerini anlatma görevi, iman hakikatlerini paylaşma, yaşama ve anlatma görevinde ben bunu yapamıyorum diye taşıdığın endişe ile bursun kesilecek, işten atılacağım endişesini mukayese edip nerede olduğunuzu bulalım. Değil mi? Biz kötü insanlarız anlamında değil. Niye oturduğumuz yerde, zaten o belli de. Ha, neden oturduğumuz yerde biz dindarız, biz İslamiyet'i temsil ediyoruz, işte hizmet ediyoruz diye atıp kesiyoruz? Gerçeğini gör orada işte. Ölçü bu. Serdar çok mu ağır? Yani olur, ben çok mu ağır konum? Yani gerçek değil mi? Yani gerçeğimiz bu. Bu mesleği konuşalım arkadaş. Niye onlarla hava atıyoruz ki? Peki abi. Mehmet Emin Türkiye'ye gidecek, Amerika'daki hizmetleri anlatacak. Vallahi ben anlatmadım şeyi, hesabını keser de. Şeyde az önce dediniz ya, hani oranlamaya vurur falan. Yani niye kendisi? Ama şimdi herkes bu ki farklı değil de, şimdi mesela o dediğiniz noktada evli bir insanla bekar bir insanın oranları da farklı olur. Bak, iyi. Söyle, mesuliyetim var, sorumluluklarım var. Ben işten atılma şu anlamda söyledim. Biz öyle bir kalkınmış, gelişmiş, yani kalkınan ülkeler, gelişen ülkeler var ya, gelişmiş ülkedesin ki evliysen daha fazla sorumlulukların var ya, işten atılacağım endişesiyle hayvanlaştırıldığımızın, gelişmenin, hayvanlaştırmanın kuvveti mi diyelim, hızı, büyüklüğü, oranında daha fazla gelişmiş diyor. Seni daha fazla çalışmak mecburiyetinde bırakan medeniyet kendini, daha fazla gelişmiş bir ülkeyim ben diyor. Bu tabirin insanı hayvanlaştırmak pahasına olduğunu görmek için. İşten atılacağım diye ödün kopuyor. Ya çalışacağım diyor. Adam şimdi işsiz.
Değil mi ki? İş yapacağım diyor. Yok arkadaş iş. Yani çalışmıyor. Tembel ayrı. Onun sorumluluğu ayrı. Çalışsam diyor. İş varayım diyor. Yok. Bulamıyor muyuz? Hani sen kalkınmışım gezin ya. Öbürü de bunun iş bulamadığını gözle ne yapıyor? İşten hatırlayacağım diye. Ödü kopuyor. Benim de senin de. Ne dedi? Bu medeniyet diyor ki ben kalkınmış medeniyetim. Sana her türlü teknolojik imkanları sağladım. Değil mi? Arabanlar, bilmem neyin var, ne gibi makineler düşünüyorsak en son modellerin hepsini sağladım diyor. Bak diyor ben insanlığa hizmet ediyorum diyor. Yalan söylüyor. Seni köleleştirmiş, hayvanlaştırmış, yalan söylüyor. Bunu görmek için. Niye ödün kopuyorsa kötü adamsın diye değil. Öyle bir sistemin içindesin ki ödün kopuyor. Demek ki sistem seni köleleştirmiş, hayvanlaştırmış bizi. Ona da diyorlar ki kalkınmış. İhtiyacın birden 20'ye çıkartılmasıyla insanların köleleştirildiğini, bunun kalkınmayla hiç alakasının olmadığını, esas kalkınmanın insanların hürriyetine kavuşturulması ve dolayısıyla ihtiyacının azaltılması olduğunu, az şeye muhtaç kılacak medeniyet lazım. Ne? Az. Yani daha mutlu yaşayacağım fakat ihtiyacımın listesi azalacak. Az ile daha mutlu yaşayacağım. İslamiyet'in ihtisat ve kanaat ve yaşama prensibi. Değil mi? O zaman insan hür oluyor. Arkadaş ben giderim şu bahçemde şunları yetiştiririm. Ne bir çocuklarıma kendime bakmakmış gibi hani ihtiyacımdan dolayı endişe taşırım. Hürüm. Onu yapmazsam bunu yaparım. İhtiyacımı karşılarım. Ben istediğimi yapabilirim. Onun için ona bana kölelik yapmaya, yok işte işten atılacağım korkusuyla, yok bilmem makamını kaybedeceğim korkusuyla kendimi köleleştirmek zorunda bırakacak bir sistemi istemiyorum diyebilecek hürriyete kavuşmak. Peki insanın bu yani hani fazla ihtiyaçlarımız olduğundan dolayı köleleştirilmeye müsait bir sistemin içerisinde yaşıyoruz şimdi. Evet. Ama biz de o şeyi istiyoruz yani. Aha. Ben diyorum ki daha güzel arabam olsun. Aha. Bilgisayar bozuldu. Ya onu alsam da daha yenisini alsam. Ben diyorum yani istiyorum ben bunu. Köle olmak zorunda. Esaretin ikileşmiş olduğu bu sefer zaten sistem olan esaret sistem. Bir de senin kendi nefsine esaretin başlıyor. Ama işte işin kötü tarafı bak bunu sen söylüyorsun sen bile istiyorsun yani. Ha işte bir dağılıyor. Niye iman dersi? İman hakikatleri, iman hakikatleri. Hayır, ben yapıyorum demiyorum ya da sen yapıyorsun. Yok yok yani ben kişisellikten çıkartıyorum. Kişisellikten söylemiyorum canım. Yani bunu söyleyen insan bile istiyor yani çünkü. Ha işte biz demek ki biz şöyle diyelim Müslümanız dedik. Oturduğumuzda mangalda kür bırakmadık. İşte şöyle yaptık, böyle yaptık. Bütün dünya İslamiyet'i yaydık ya. Hı hı. Kendimize geldik. Yani bizim iman hakikatlerini Kur'an'ı Resulullah'ın bize vermek için görevlendirdiği yani Kur'an bir muarristir, Resulullah bir muarristir, kainat bir muarristir var ya buna inkılap ya insan enesi bir muarristir Mesnevi'de değil mi? İnsanın kendisi insandaki kalp, vicdan ona yeni sahibi tabirle 30. sözde bir ene bir muariftir. Muarif olarak kullanılması lazım. Vicdan bir muariftir. Biz bunların muarif olarak kullanıldığını, muarif olarak tarif edildiğini dahi bilmeden Müslüman olduğumuzu söylüyoruz. Müslüman değiliz değil de bunları bilmiyoruz. Bize böyle bir anlatılmadı ki. Risale-i Nur'un inkılabı burada. Adam diyor ki bu dünya muariftir. Neyi tarif edecek? Rabbini tarif ediyor. Aa, hiç böyle bir dünya görmedim ki. Müslümanım diyorum da dünya hiç böyle görmedim ki. Kur'an muariftir. Rabbi tarif eden muariftir. Hadi bakayım büyük bir o kadar adam tefsir yazmış değil mi? Gel arkadaş bakayım. Kur'an'ı Rabbi tarif eden bir muarif olarak okudun mu? 10 ciltlik tefsirin var. Rabbi tarif eden bir muarif olarak okudun mu? Cevap, eğer vicdanlı, hayır, okusaydı öyle tefsir yazmaz.
Peygamber hayatı yazmış, gel. Yani bu en iyi hallerimiz bunlar. Diğerleri bizde, tamam. Yani çok uzak, çok uzak. Sen peygamberi Rabbi tarif eden bir muarif olarak dinledin mi? Hangi hadisi Rabbi tarif eden bir muarifi sözü olarak okudun? Yok. Ölçüyü, hedefi kaçırmış. Risalenin ihyası, tecdidi bu noktada. Her şeyi muarif olma noktasında öğretmeye çalışıyor. Onun için risale okurken bu ölçülere dikkat etmeden okursa kendini okursun. Risaleyi anlatırken ya da birine tebliğ ederken kendine okuma, kendine konuşma, değil mi? İkincisi lafını diye. Risaleyi bir başkasına, risaledeki bir hakikatını başkasına aktarmak istiyorsun, değil mi? Fıtri bir tane. Allah öyle yaratmış, hakkı yaymak istiyor insan. Hakikatine âli ve hakim olmasını istiyor insan, hakka. Ha. Bunu yapmak istiyorsan bu ölçüleri birine Rabbini tanıtmak üzere. Adamı aldın, İslam'ın hizmetlerde görevlendirdin, değil mi? Hizmetlere verdin, Rabbini tanıtmadın. Hizmet değil o. Köleleştirme. İyi dikkat. Hizmeti adam kazandı. Köleleştirme. Ölçün ya, ölçün. Black and white, siyah beyaz konuşuyoruz. Fiyatında yani insan hizmeti %90, 10. İşte onu, %10'u onun kulluğunu, Rabbini tanımak için çalıştı. O %10'u doğru. %90'ı köleleştirme. Bu ölçüleri bir kullan, yerini bulursun. Ben Rabbimi, bir insanı alıyorsun karşısına. Kim olursa Rabbini tanımak için muhatap oluyorsun. Rabbini tanıtmak için muhatap oluyorsun. Kimmiş mi? Kadınmış, erkekmiş, çocukmuş, fakirmiş, zenginmiş, cahilmiş, neyse. Hiç fark etmez. O kişiye onun şartlarında Rabbini tanıtmak için konuşuyorsun. Peygamberden örnek verdin, Rabbini tanıtmak için. Kur'an'dan ayet nakletin, Rabbini tanıtmak için. Dünyadan örnek verdin, Rabbini tanıtmak için. Evet, kendisinin